Seni çok özledim. Lütfen bir saat yüzünü göreyim. Tamam ama sadece bir saat. Bugün okul yarım gün. Çıkışta okulun oradaki kafede buluşalım. Erimciğim, çok özledim seni. Burnumda tüttün hep. Gelsene. Ne içersin? Portakal suyu, sıcak çikolata. Bir şey istemem anne. Efendim İrfan. Sıtkı abi. Derin Bey okulun karşısındaki kafede... Ender Hanım'la buluştu. Haber vereyim istedim. Tamam kardeşim, sağ ol. Nasılsın? İyiyim yani. Sen? Anneciğin daha iyi olacak, merak etme. Yani seni daha fazla görsem daha iyi olacağım ama... Erim, benim seni görmem çok önemliydi. Biz bugün... babanla resmen boşandık. Bunu... benden duymanı istedim. Ne fark eder anne? Sen evden gittikten sonra boşandınız zaten benim için. Erim, ben o evde olmayabilirim artık ama... ben her an seni düşünüyorum. Beni mi düşünüyorsun? Beni düşünseydin gitmezdin anne. Ya veda etmedin, giderken bir şey bile söylemedin anne. Bir gün sana kendimi affettireceğim. Beni bir gün anlayacaksın. Bir gün değil, şimdi anlamak istiyorum. Erim. Sen benim bu hayattaki en kıymetli varlığımsın. Bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Hiç kimse bunu değiştiremeyecek. Şimdilik bunu bil yeter, tamam mı? Hiçbir şey içmedin. Bak okuldan geldin, açsındır. Bir şey söyleyeyim ben. Bakar mısınız? Biz bir menü alabilir miyiz? Gel. Gel Sıtkı, gel.
Efendim İrfan aradı. Ne dedi? Erim okul yakınlarında Ender Hanım'la buluşmuş. Gitmemi ister misiniz? Gerek yok. Gençleri sıkboğaz etmenin anlamı yok. Kendilerini özgür hissederlerse bir şey saklamazlar. Bırakalım Erim de kendini özgür hissetsin. Peki efendim. Siz nasıl isterseniz.